Disney firmasının Atatürk'le ilgili çektiği bir film vardı. 100. yılda vizyona girecekti ve Disney bunu tüm dünyada yayına sokacaktı. Bu tabii ki Türkiye için çok kıymetli bir tanıtım olacaktı. Fakat Disney bundan vazgeçti ve bunu sadece Türkiye'de yayınlama kararı aldı. Bunda bazı Ermeni lobilerinin etkili olduğu bu kararda konuşuldu. Bunun üstüne hükümet bir karar aldı, RTÜK ve inceletme başlattı Disney ile ilgili. Sonra Disney bir geri adım atar gibi oldu. Bir belgesel hazırlayacağını söyledi. Onu yayınlayacağını söyledi. Ama burada önemli olan nokta şu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'tür. 2023 yılında Türkiye 100. yılını kutlayacak. Ve 100. yılında Türkiye Cumhuriyeti Atatürk filmini eğer Disney veya başka bir kanal sadece Türkiye'de yayınlayacaksa, bu kararı alıyorsa, bu Türk halkına yapılmış en büyük hakarettir. Sadece halka değil, hükümete de yapılmış büyük bir hakarettir. Yani Türkiye'yi yöneten iktidara diyorlar ki, biz diyorlar senin ülkenin kurucusunun filmini dünyada yayınlamaktan vazgeçtik. Şimdi böyle bir ağır hakaretle karşılaşan iktidarın normal şartlarda yapması gereken Disney firmasının Türkiye ile olan bütün ticari bağını bir günde koparmaktır. Bu en azından o hükümetin ülkemizin itibarını ayakta tutmak için yapabileceği minimum bir hareket. Fakat biz iktidardan bu hamleyi göremedik. İktidar sadece inceleme başlattı. Sonrasında Disney bu konuyla ilgili bir düzeltmeye gidip belgesele çevirdiği işi ve hükümet de bunu aslında tabiri caizse kulağını üstüne yatarak kabullendi. Bu cumhuriyeti kuran insanın filmini yasaklayan dünyada bir zihniyet o ülkede yayın yapamaz. Biz eğer gururumuz varsa, şerefimiz varsa, biraz haysiyetimiz varsa o firmanın Türkiye ile olan ilişkisinin kesilmesi için hükümete ağır bir baskı yapmak zorundayız. Kabul ediyorum. Günümüz dünyasında madde her şeyin yerini aldı. Herkes menfaatine bakıyor. Günübirlik çıkarlar bazen her şeyin önüne geçebiliyor. Fakat bir ülkenin gururundan, şerefinden ve haysiyetinden daha önemli ne olabilir acaba? Yetkililere soruyorum. İktidarda olanlara soruyorum. Muhalefette olanlara da soruyorum. Sesinizi bu konuda biraz yükseltmek yeterli mi? Atatürk'ün kurduğu parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı bu konuda ne yapıyor? Kendisi Erzincan'da miting yapmakla meşgul. Niye? Orada halka karşılama yapacak. Halk onu çok seviyor. Ya Sayın Kemal Bey, sizin arabanızı yumrukladılar ya. Halk yumrukladı. Arabadan çıksanız dayak yiyecektiniz ya. Bu hale gelmiş bir genel başkan, bence bırakın Erzincan'ı falan da. Siz adam gibi şu Disney firmasına bir duruş sergileyin. Atatürk'ün kurduğu partinin başında olan insanın boynunun borcu bu. Atatürkçü olmayabilirsiniz. Tunceli'ye dersin diyebilirsiniz. Hadi bunları halk sineye çekti. Ama Disney firmasının bu yaptığı terbiyesizliğin bedelini Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı ödetmekle yükümlüdür. Bakın çok net konuşuyorum ki yanlış anlaşma olmasın. Bu hareketi sizden bekliyoruz. İktidar Partisi'nden de Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Atatürk'e edilen bu hakaretin bedelini firmaya ödetmelerini bekliyoruz. Bu iki parti de bu işle sorumlu ve yükümlüdür. Halk çok ses çıkarmıyor. Kulağımızın üstüne yatalım. Hayır. Bir ülkenin gururu, şerefi ve haysiyeti söz konusu olduğu zaman kimse bunu görmezden gelemez. Atatürk'le sorununuz mu var? O zaman onu söyleyin, onu bilelim. Cumhuriyetle sorununuz mu var? Onu söyleyin, onu bilelim. Ama kimse beynel minel Türkiye Cumhuriyeti'nin iktidarında olacak ve Atatürk'e hakareti sineye çekecek. Buna biz olur demeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanına olur demeyiz. Eğer Atatürk'e hakarete göz yumuyorsan o partiden ayrılacaksın. Genel başkanı olmak için tutturmayacaksın. Orada yapışıp kalmayacaksın. Evet, bu mesajları biraz sert vermek zorunda kaldım. Çünkü artık bazı insanlar uyansınlar, işin ciddiyetine varsınlar ve bu probleme dahil olsunlar ve çözmek için emek versinler. Bunu istediğim için. Saygılar, sevgiler.